Var kendine yemeye, yok altına vermeye. Böyle bir zihniyet var başımızda, bu kadar. Hangi yüzle ben oy vereceğim onlara? Utanmadan bir de gelip kapıları tıklayıp bizden oy istiyorlar. Hangi yüzle bizden oy istiyorlar? Artık yeter, buramıza taht etti. Benim hakkımı vermekle mükelleftir bu devlet. Eğer devlet bana bakamıyorsa o devleti yöneten insanların oradan çekilmesi gerekir. Başka gençlere yol açması gerekir. Ya çekilin gidin, gençlerin yolunu açın ya. İstanbul'a Ekrem İmamoğlu tekrar alacak. 1 milyon fark attıydı. Hem vallahi hem billahi 1 milyon az geldi. En az 3 milyon 4 milyon fark atacak. Atacak yani. Niye atacak? Bu millet uyandı artık kardeşim, uyandı. Devam ederse enflasyon her zaman çıkacak. Bu millet enayi olduktan sonra daha çok sırtımıza binen daha çok olur hemşerim, tamam. Ya Tayyip Erdoğan dediyse doğrudur ya. Başımızda Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Boş versen Özgür Özel nedir? Çağma başkan. Gazoz. Özgür Özel gazoz. Tak aç kapağını gitsin usul. 2028-2030'da 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Dolar altı niye yükseliyor? Ben hazırlık yapıyorum valla. Evet, silahlanıyorum, hazırlıyorum, para buldukça mermi alıyorum. Ya yalan, o da yalan. Tayyip Erdoğan yalan konuşuyor. Dinle, imanla, ırkçılıkla, milliyetçilikle uğraşmaması lazım. Bizi yıllarca bu konularda kandırdılar. Müslümanlık olmak marifet değil, bir Hristiyan olmak marifet değil. Bu senin inanç kültürün. Babadan, dededen aldığın kültürü geliştiriyorsun. Ne düzelmesi kardeşim ya? O söylesin, her şeyi söyledikleri doğru mu? Herkes acından ölüyor, çöplerden topluyorlar. Kapının önüne pazar kuruluyor. Gelip adamlar pazardan akşam oldu mu siz gelin de bir bakın pazara. Bütün millet pazardan topluyor. Hangi ekonomi? Yani bu 20 sene yapamadı, şimdi mi yapacak? Aha şimdi eşim maaşını çekti. 10 bin lira para aldık. Aha eve gidiyoruz. Ne yapacağız biz bununla? Yapacak bir şey yok kardeşim. Her şey yalan. Yalan söylüyorlar. Teşekkür ederim. Abime de sorayım. Evet, 10 bin lira çektik, eve gidiyoruz. Emekli yılı olmuş. Ben ev hanımıyım, eşim emekli. Bakma onun söylemesine, bakma. Millet acından ölüyor ya. Millet et alamıyor. Alamıyor. Bir pazara gidiyor, en az 700-800 lira para gidiyor. Yani bakma onun söylemesine. Artık ben inanmıyorum. Peynir alamıyoruz artık, lor alıyoruz. Vallahi bak, peynir alamıyoruz artık, lor alıyız. Allah yardım etsin. Allah yardım. Vallahi onu Sayın Cumhurbaşkanımız düşünsün. Düşüne düşüne bizi bu hale getirdi. Daha nasıl ezdirecek kardeş, daha nasıl ezdirecek ya. Böyle bir niyet var başımızda. Daha neyi yedirmemiş ki? Neyi yedirmemiş? Tabii belli oluyor. Git pazara sürün yemekli. Onlara göre bal börek, muzlu süt, ananas. Var kendine yemeye, yok altına vermeye. Böyle bir zihniyet var başımızda. Bu kadar. Yok da. Emekliyi düşünen yok. Bakanın da 2028'de düzelecek. Hiçbir zaman düzelmez. Sen İngiliz'den, Tepeci'den dolar al faizle. Git dolar faizi öde. 2028'de düzelecek. Bunu şapkamı külahını anlar. Mümkün. O sayında otursun. Biz oturduğumuz yerde memnunuz. Şu kadar ki elimizden almasınlar. Onu da elimizden alıyorlar. Bize imar vermediler. Bir şey etmediler. Geliyorlar bizden oy istiyorlar. Hangi yüzde oy istiyorlar? Bu sene ben oy kullanmıyorum. Hiçbirisine de. Hangi yüzde ben oy vereceğim onlara? Ya? Utanmadan bir de gelip kapıları tıklayıp bizden oy istiyorlar. Hangi yüzde bizden oy istiyorlar? Artık yeter. Buramıza taht etti. Kim diyor onu? Başka mümkün mü yani? Mümkün değil. Bol bol keseden atıyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Yıllardır hani ekonomi düzelecek, ekonomi düzelecek diyorlar. Neyi düzelttiler? 22-23 yıldır iktidardalar, ne yaptılar? Göstersinler bakalım. Getirmişler şimdi bir tane İstanbul'da belediye başkanı adayı koymuşlar. Ne yaptı? Söylesinler. Gerçekleri niye açıklamıyorlar? Ya ne diyeyim ben yani? Emeklilerin sefalet girdi. Avrupa bizi kıskanıyor ya, bu aptal Türkler nasıl geçiniyor diye. Hani bu parayla nasıl geçiniyorlar? Bu hayatı nasıl sürüyorlar diye aptal aptal bize gülüyorlar geride. Ne gezme şey yapması? Ne olacak? Şimdi sanıyorlar yani herkes bu seçimle AK Parti iktidarı dahi alsa dahi bütün illeri, ilçeleri ekonomi düzelecek mi sanıyorlar? Seçimden sonra bütün zamları beklesinler. Bu diğer partiler aldığını kabul etsin. Yine o zamlar gelecek. Yine fırtınalar şey yapacak. Hani nerede? Emekliye şey veriyor, ikramiye yok, sadaka veriyor. Ben yıllarca buraya para, eğer bu vergiyi ödemişsem benim hakkımı vermekle mükelleftir bu devlet. Eğer devlet bana bakamıyorsa o devleti yöneten insanların oradan çekilmesi gerekir. Başka gençlere yol açması gerekir. 70 yaşına gelmişler, 80 yaş yaşına gelmişler. İktidarda yok şunu yapıyoruz, yok bunu yapıyoruz. Ya çekilin gidin, gençlerin yolunu açın ya. Ondan sonra 65 yaşında bir adam bir yer satmaya kalksa akli de sağlık raporu yerindedir diye getirin diyecekler. Kendilerine akıl sağlık raporları yerinde mi acaba? Ya söylesinler bakalım. Olay bu yani. Türkiye'deki 2028'de gidin 2032-2036'ya kadar dahi bu ekonomiyi düzeltemez bu iktidar. Boşuna kimse heveslenmez. Diyeceğim bu kadar benim. Abi ben kesinlikle katılmıyorum. Hep aynı vaatler, hep aynı dümenler, hep aynı senaryolar, hep aynı hikayeler. Bu millet uyansın. Anlıyor musun? Uyansın. Başka bir şey demiyorum. Nerede düzeliyor abi? Datlı'nın kilosu kaç lira? 300 milyon. Bir tane datlı 15 milyon olmuş. Ben önceden datlıyı
Yemin ediyorum kilosu 50 lira 60 lirayken tespit tespit alıyordu. Artık yenmez hale geldi. Yani açıkçası hayat yaşanmaz hale gelmiş. Daha da beter oluyoruz, daha da beter oluyoruz. Onun için son seçimlerde millet seçimini iyi yapsın, iyi kullansın. Yoksa bu zulüm devam edecek. Yani kimse zannetmesin ki enflasyon düşecek. Vallahi de billahi düşmez. Eğer bunları devam ederse enflasyon her zaman çıkacaktır. Bu zulüm devam eder. Sonra abi bir kira kaç para? Kaç para veriyorsun Ali? 6 liradan ev sahibi yemin ediyorum 9 lira yaptı. Ev sahibine az daha de uyuyordum evde. Araya komşular girdi. Dedi sakin ol tamam. Böyle bir zulüm var mı abi? İyi değil abi. Millet seçimini iyi yapacak. Sandığa iyi gidecek. İyi oy kullanacak. Ha şunu da söyleyeyim. İstanbul'a Ekrem İmamoğlu tekrar alacak. 1 milyon fark attıydı. Hem vallahi hem billahi 1 milyon az geldi. En az 3 milyon 4 milyon fark atacak. Hepsini, atacak yani. Niye atacak? Bu millet uyandı artık kardeşim, uyandı. Uyanmayan bu ülkede %30, %35 kesim var. O kesimde paracı kesim. Onlar aman işte biz gidersek rantınız kesilir, gideriniz kesilir, anlıyor mu? Onlara bir psikolojik korku salmışlar. Onlar da bırakmak istemiyor. Abi vaatlerin hepsi yalan ya. Diyor ki bana diyor işte son bir şans daha ver. Bir son bir şans. Lan bu millet vere. Ne oldu abi? Verdi ne oldu? Enflasyon mu düştü? Yok. Dolar kaç para? Haberin var mı? 30 lira. Dolar 40 lira. 45. Sonra abi çeyrek kaç lira olmuş? 4.350 lira satışı. Alışı 4.250 lira. Geçen ben sordum. Kimin gücü yetecek? Yani daha da kötüye gidiyor. Onun için bu ülkeyi nasıl diyeyim ben abi? Bu ülkeyi millet kendi imkanlarıyla kaldıracak. Bu ülke Atatürk'ün ilkelerinden, ilkiraplarından hiçbir zaman çıkmayacak. Çıktığı zaman bu ülke biter. Başka da bir şey demiyorum. Sanmıyoruz. Düzelecek. Ekonomide inanmıyoruz. Kiminle? Kim düzeltecek? Adam var mı? Ben düzeltirim diyor. Kim diyor? Bana bak. Ekonomi. Düzeltseydi ya o zaman niye bekliyor? Düzeltirmiş. Bunlar milleti aptal yerine koyuyorlar. Böyle gider. Gider. 10 geçen bin lira. De 2026'da düzelecek diyordu. Tabii millet ana. Bu enayi ya bu millet. Böyle kandırsınlar. Bu devlette başka şey yok. Hiçbir şey olmaz. Emekli yılı olmuş 2024. Var mı öyle bir şey? Var bak halk ekmeği. Evet işte. Kuyruğa mı girdik aldık ekmek? Kuyruğa giriyoruz tabii. Kuyruğa girmeden alınıyor mu? Bir ekmek için yarım saatlik yol yürü gel ekmek al. 70 yaşında adam. Git kuyruğa gir. Giriyoruz. Ya, Türkiye bunlar batırdılar. Açık işte. Ya tüm kabahat onlarda değil. Kabahat onların peşine gidenlerde hemşerim. Kabahat onlarda değil. Sana verseler parayı sen istemez misin? İstersin ama seni pofleyen de suç. Bu millet enayi olduktan sonra daha çok sırtımıza binen daha çok olur hemşerim, tamam. Ya Tayyip Erdoğan dediyse doğrudur ya. Umudum binde bir başımızda Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Boş ver sen. Özgür Özel nedir? Çakma başkan. Gazoz. Özgür Özel gazoz. Tak aç kapağını gitsin usul. Bağırıyor gazoz. Onda liderlik vasfı yok. İmamoğlu liderlik vasfı yok. Hiçbirinde liderlik vasfı yok yani. Allah muhafaza. Eğer Tayyip Erdoğan geçsin bu ülkede bırak enflasyonu, bırak ekonomiyi, enflasyon binde 2000 olur. Bu ülke birbirine karışır. Tayyip Erdoğan gitsin. Şimdi bir nasihattan iyidir. Bir nusibet. Bu millet bir nusibet görecek ki Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilsin. Yoksa bu millet çok azdı. Azdı. Bu millet azdı. Yok uzasın. Şu anda halandır azimle, istekle bu işler düzelir. Çünkü ya herkes ücretlerden şuradan buradan yakınıyor. Bak şimdi Türkiye bir pandemi geçirdi. Devlet bu milleti evinde baktı. Bakmadı mı? Bir 15 Temmuz'a atlattı bu devlet. O da büyük bir maceraydı. Ondan sonra deprem. Ya şu depremin altından Avrupa ülkelerinin hiçbirisi kalkamaz ya. Zenginim ben diyen kalkamaz. Buna rağmen bu Türkiye gene ayakta. Ve de emekliler yılı doğru söylüyor. Şimdi gene verecek. Yok gene verecek. Göreceksin. Seçimden önce gene var. Emekli miyim? Evet. Vereceğim diyor musunuz? Verecek. Sen de verecek misin? Vereceğim çünkü güveneceğim başka kimse yok. Güvendiğim. Ne kadar abi emekli maaşını ayıp tutun? 14-15 lira alıyorum işte. Yani. Ya Allah'ıma şükürler olsun. Bak çok harcarsan günde yetmez. Bir günde yetmez. Ama iktisatlı kullanırsan da bir ayda yeter. Hiç düzelmez. Düzelmez mi abi? Yok. Vallahi hiç düzelmez. Ne bilecek nasıl düzelecek hiç düzelmez. Şu anda bir emekliyiz maaşımızı karnımızı doyduramıyoruz. Hadi düzelecek de hayatta. Hiç düzelmez. Emekli hani para vermiyor. 10 milyar kira parası çıkartamıyoruz. Nasıl yapar geçim yaparız? Allah yardımcısı olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne yapalım bir şey diyemeyiz. Boyumuz kıldan incedir ne yaparsa yaparsa. Devlettir ne yaparsa ha oraya gönder oraya gönder. Ekonomimiz çok güzel. Petrolümüz de çıkıyor, gazımız da çıkıyor, tahılımız da var, zebzemiz de var, her şeyimiz var.
Faizi yükseltiyorlar, doları yükseltiyorlar, bunu yükseltiyorlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yeter ki çalışalım. Çalıştıktan sonra Allah'a bin şükürler olsun. Suyumuz da var. Bunlar değerli olan bunlardır. Topraktır, sudur. Her şey var. Çöl değiliz de. Bizim memleketimiz çöl değil. Her şey var. Allah'a çok şükür. Her şeyden evvel şükür etmesini bileceksin. 2028-2030'da 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Aynen öyle. Niye millet o kadar silahlanıyor? Dolar altı niye yükseliyor? Ne siyasetinden bahsediyor? 3. Dünya Savaşı. Ben hazırlık yapıyorum valla. Silahlanıyorum, hazırlıyorum, para buldukça mermi alıyorum. Çok ciddiyim. Sisteme bir şey takip etmiyorum. Şimdi gene bardar bağırıyorlar televizyonlarda. Emin ol buna. Siyaset deneyim. 2028. Ben o günü görecek miyim ki size burada ifade vereyim? 2028'i mi bekleyeceğiz böyle? 4 sene. Bir saat sonra ne olacağım belli değil. Ne oldu? Öyle mi? Ben görmedim öyle bir şey. Öyle bir şey mi varmış? Söylüyorlar da ortada bir şey görmedik daha. Doğru demiş. Doğru demiş. Geçen sene de 2026. Desin. Ümit fakirin ekmeği ye Mehmet ye demiş. Öyle. Terör bitsin hepsi bitecek. Teröre çok para yatırılıyor kardeş. Bunlar çok önemli şeyler. Asker gidiyor. Benim de aç olayım da evlatlarımız ölmesin bu oğlum. Bunlar çok önemli şeyler. Her yönde kaybetmişiz. Ne var? Her yönde yanık. Ne var? Ekonomikte ne var? Hiçbir şey yok. Denetmen yok, bir şey yok. Ya yalan o da yalan. Tayyip Erdoğan yalan konuşuyor. Ona emeklilik yarıyor. Ona yarıyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Ekecek, biçecek, icraat olacak, üretecek. Türkiye şu anda ekonomik konusunda toprağına önem verecek. Hayvancılığa, ziraatçılığa çok önem vermesi lazım. Üç tarafımız denizle çevrili. Denize önem vermesi lazım. Ben bir gezginciyim. Türkiye çapında ve dünya çapında. Görev yaptığım köyleri, kentleri gezdiğimde o güzelim binaların harabe olduğunu görüyorum. Tarlası, bağı, bahçesi harabe olmuş. Ekilmiyor, biçilmiyor. Hayvancılık yaptığımız köylerde hayvan kalmamış. Türkiye bu konulara önem vermediği takdirde ağır sanayi zaten geçemedik. Ağır sanayi yok. Şu anda reklamlar var. Yok uçak yaptık, yok araba yaptık. Tamam yaptın olabilir ama piyasaya nasıl satacaksın? Sen bir ürün almaya gidiyorsun. Araba alacaksın veya traktör. Hiç Türk malı arabayı tercih ediyor musun? Alman malı var mı diyorsun? Amerikan malı var mı diyorsun? Japon malı var mı? Niye Türk malını sormuyorsun Türk olduğun halde? Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Başa giden liderlerimiz siyasete, ekonomi sisteme ağırlık vermesi lazım. Dinle, imanla, ırkçılıkla, milliyetçilikle uğraşmaması lazım. Bizi yıllarca bu konularda kandırdılar. Müslümanlık olmak marifet değil. Bir Hristiyan olmak marifet değil. Bu senin inanç kültürün. Babadan, dededen aldığın kültürü geliştiriyorsun. Milliyetçilik veya ırkçılık bunlar iyi bir şey olsaydı bugün devam ederdi. Türkiye, dünya bir milliyetçi olurdu. Neden bunlar iştigal etmemiş de ekonomik sistemler? Bir ailenin, bir ülkenin geçimi için ekonomik sistem çok önemli. Bunlara riayet etmemiz lazım. Ekonomist liderleri başa getirmek lazım. Yoksa dinle, imanla, milliyetçilikle uğraşan insanlar Türkiye'yi daha kötü duruma düşürür saygılarımla. Şu durumda nasıl değerlendirmesini düşünüyorsunuz? Hiç düzelecek diye hiçbir olmuş. Şey yok. Emekli olmuş 10 lira. 10 lirayla neyi düzeltecek? Yok. Biraz zor. Başımıza gelenler, başımızdakiler yüzünden başka diyecek bir şey yok. Ya mümkün değil, öyle bir şey olmaz yani. Yok, tümurum yok. Ya AK Parti başta sonuç bu yani. AK Parti'de. Ya inanıyor musunuz? Ben yani gelecekle ilgili bir ışık göremiyorum. Düzelmez mi abi? Ya düzelmez. Düzelerek söyledin abi bunu. He? Tabii düzelmez zaten şey belli. Ekonomi belli, şey belli. Düzelir mi? Emekli verdiğim şey ne? En düşük maaştır 10 bin lira. Dullara vermiş 8 lira, 8,5 lira bir şey para vermiş. Enver Dok sözü hiçbir tanesi yerine gelmemiş. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.